Bu kez de sportif. Ne diyorsun? Hyundai Tucson. Daha önce de inceledik bu aracımızı. Hı-hı. Ancak bugünkü modelimizin özelliği N-Line. Hyundai'nin spor kimliğini tarif eden N logosuyla birlikte ne diyebilirim? Yine şık, agresif, çok albenili bir otomobille gelmişsin. Evet, Tucson'u tanıttık dedin ama N işin içine girince neler değişmiş onlardan bahsetmek lazım herhalde. Panelden başlayalım. Ne diyorsun? Ya, panelden başladığımız zaman zaten bir kere bu gizli gündüz farları çok hoşuma gitti. Söndüğü zaman tamamen panelle bir bütün olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada siyah desen siyah değil, andrezit gibi bir panjur rengi çok güzel. Renk enteresan bir gri. Evet. Yine sportif bir görüntü elde etmiş onunla beraber. Çok bütünleşmiş. Çok bütünleşmiş, çok albenili bir otomobil ortaya çıkmış. Yani zaten daha önce de söylemiştik, Hyundai Kore dilinde çağdaş, modern kelimelerinin karşılığı çok çağdaş, çok modern, çok sportif bir araç. Tabii burada yanan gündüz farlarından da bahsetmek lazım. Bir bütünlük sağlamış panelle beraber ama söndüğü zaman da anlamıyorsun. Hiç gözükmüyor. Şimdi detaylarda çekecek Boğaçlı Ersin. Onların çektiği görüntülerde görürüz. Işıklar söndüğü an sanki burada hiçbir şey yokmuş hiçbir gibi şey. Panelin devamı. Yani parametrik gündüz LED farları olarak isimlendiriyor marka aydınlatmasını. Ayrıyeten projeksiyon LED farlarımız da aşağıda yer alıyor. Şuraları diyorsun. Evet, evet, evet. Güzelce yandığında buralarda da görebiliyoruz ve aydınlatması da gerçekten hani gece de kullandım, dün çok gece başarılı, kullandım. Değil çok mi? Başarılı. Güzel bir otomobil. O sportif karakteri birebir dış görüntüde de yakalamışlar. Zaten çizgilerinden vazgeçmemiş, yavaş yavaş yana geçersek sert çizgileri jantla da kullanmış. Ya jantlarına bittim açıkçası. 19 inçlik tamamen yine en tasarım bir jant olarak karşımıza çıkıyor. Bu dodikleri renkli boyalı olarak geliyor. Çok şık bir görüntü sağlamışlar bir bütün olarak. N logomuzu yine N-Line diye buraya da koymuş ama her tarafında var zaten göreceğiz. Evet. Önde var, yanda var, koltuklarda var. İçeride. Her yere kullanmışlar. Ama şu keskin çizgilerden, samurai çizgilerinden vazgeçmemişler. Vazgeçmesinler çünkü çok kaslı bir görüntü sağlıyor. Sen öyle seviyorsun. Ben bunu seviyorum. Evet, ben buradayım diyen bir otomobil. Evet. O zaman arkaya da geçelim. Bir evet, arkayı da görelim. Difüzörlerine, camlarına, stoplarına bir bakalım. Nereden başlayalım? Yukarıdan başlayalım. Yukarıdan aşağı doğru inmekte fayda nasıl var. Rüzgar? Arka üstü güzel bir spoiler olarak koymuşlar. Sadece spoiler olarak değil, bir de sileceği çok güzel gizliyor. Yani normalde bizim alışık şuralarda olduğumuz bir yerde. Orada içeriye gizlenmiş bir arka cam sileceği. Yani hep gözümüz burada arıyor ama. Bak bir de spot. Evet, üçüncü stop lambamızı da oraya güzel yerleştirmişler. Biraz aşağıya geldiğimiz zaman yine boydan boya bir şerit aydınlatma, evet. Stop camları çok da güzel. Güzel. Değil mi? Çok şık. Yani genelde ama bunları elektrikli otomobillerde görüyoruz. Pek böyle benzinli de ya da dizelde görme şansımız yok. Demek ama onlar kullanmışlar. Yavaş yavaş demek ki bunu da görmeye başlayacağız. Evet. Evet. Yine aşağıya devam ettiğimizde zaten alt difüzör bir yenilenmiş N tarzı alt difüzörümüz mevcut. Ve burada gerçekten canlı çift çıkışlı bir egzozla birlikte güzel bir görüntü vermişler aracımıza. Kedi gözleri burada güzel olmuş, yakışmış. Yine full bir kedi gözü. Kedi gözü, orada sinyal tamam lambalarımız, işte geri vites lambamız evet falan yer alıyor. Arka gayet güzel. Oradan bagaja geçelim mi? Görelim çünkü bagaj hacmi olarak da gayet kayda değer verileri var. İster anahtarla, ister ayağını sallayarak veya butona evet basarak bu da bagajı bu arada açabiliyoruz. Butonda kademe kademe de hani bulunduğumuz ortama göre kalarak da açabiliyoruz. Evet. Güzel. Evet. Kaç litre? 620 litre koltukların kapalı konumunda hacmi mevcut. Ki hı hı, koltukları yatırdığımız zaman 1800 litreye kadar çıkıyor hacim. Yani gayet güzel ve yatırmak çok kolay burada, gördüğün gibi senin tarafında. Aa, burada evet. İki tarafta da, tek tarafta değil. Ben sol tarafı yatırdım, sen onu çektiğinde. Ben de bunu çektiğimde ikiliyi yatırıyor ikiliyi ve sıfır oluyor. Tabii şeyde 1800 litre diyorsun.
düz olduğunda koltukları tamamen yapabiliyor. Yatırdığımız zaman evet, öyle de bir özelliği var. Bir hacme ulaşıyor bagaj. Bunun dışında alt tarafta yine lastik tamir kitimiz, eczacı çantamız, onları koymuşlar, yerleştirmişler. İyi bir bagaj. İyi bir bagaj var. Herhalde burada başka anlatacağımız bir detay yok. O yani zaman 12 volt çıkışımız burada mevcut. Arkaya da koymuşlar evet, buzdolabı için. Evet. Gayet güzel. O zaman hadi yola çıkalım. Hadi. Kapatalım, geçelim. Evet, kokpite geldik. Vallahi şahane, sportif bir, ne dersen de, kokpitin içindeyiz. Yani hem sportiflik var. Şuraya bakar var mısın? Bak bak. Şöyle nasıl bir çizgi? Çok güzel bir tasarım yapmışlar. Aynı zamanda bir elegans yapın da var bak. Piano Black denilen siyah kaplamalarla birlikte. Orta ekran, konsol. Çok şık. Direksiyonda zaten. Onu sana bırakıyorum dikişleriyle nefis falan Gökhan. Nefis. Şahane dikişlerle tamamlanmış. Sağdan güzel bir kırmızı çizgiyle devam etmiş. Bak buralarda da var aynı şekilde. Evet evet evet. Koltuklarda da var. Koltukların yarısı deri, yarısı nubuk, alkantara. Yani çok değişik bir kumaşı var koltukların gerçekten. Kumaş değil. Yani süetimsi mi? Süet zaten. Start evet, stopumuz start orada. Stop benim istediğim yerde. Şıkır şıkır. Yine harika dijital gösterge ekranlarımız faaliyete geçti. E biz de faaliyete geçelim o zaman. Hani bizim vites dediğimiz şeyler de burada. Öyle kolda molda falan yok. Ama direksiyon kulakları şahane olmuş. Ve de direksiyonla birlikte dönüyor. Ve çok kullanışlı. Gerçekten çok kullanışlı. D'si, N'si, R'si her şey burada. Zaten bunları da kullanırken sen bahsedeceksin. Yavaş yavaş gidelim diyorum. Evet. Klasik çıkışımızı yapalım. Ve Hyundai ile başlayalım. Hyundai. Evet. Hyundai ile başlayalım. Yani hep programlarımızda böyle araçların 100 yıllık, 120 yıllık tarihlerinden bahsederken Hyundai markasının kendi ilk ürettiği otomobilinden bugüne kadar henüz daha 48 yıl geçtiğinden söz etmek istiyorum Gökhan. Yani 48 yıl içerisinde bir marka şu anda içinde oturduğumuz bu aracı üretmiş, çıkartmış, teknolojisiyle, tasarımıyla, şıklığıyla, konforuyla takdir etmek lazım. Yani kısa bir süre otomotiv dünyası için. Gelişimi anlamında çok kısa mı buluyorsun? Tabii ki yani şimdiye kadar biz hep 100 yıllardan bahsediyoruz sektörün geldiği tarih olarak. Bunun yarısında faaliyete geçmiş bir marka. İlk önce zaten Ford Cortina üreterek 1967'de başlıyorlar. 1974 yılında ancak kendilerine ait Pony markasını üreterek otomotiv dünyasına giriyorlar. Evet. Tarihe devam edeceğiz. Dönüşümüzü yapalım. Klasik evet. Biz buradan hep dönüyoruz ve bütün otomobilleri deniyoruz. Yani şimdi bu uzunlukta bu dönüş çok rahat bir dönüş oldu. Yani aracımız ufak tefek bir araç değil, onu da söylemek lazım. Ben biraz daha tarihe döneceğiz dediğin için dönüyorum. Şimdi tabii, ilk otomobilini 74 yılında yaptı diyoruz ama Hyundai markası kendisi çok köklü. İnşaat, gemi sektörü, finans, iş makineleri, özellikle iş makineleri dalında çok aktif ve başarılı bir marka olduğunu da söylemek lazım. HMC olarak biliniyor. Kuruluş yılı da evet, HMC'nin 1947. Geçen yani, sezon aslında şunu da unutmayalım. Geçen sezon biz bunun dizelini tanıtmıştık. 1.6 CRD yayını tanıtmıştık. O videoyu da isterseniz izleyebilirsiniz. İkisi üst üste oturttuğunda acaba nasıl bir fikir edinebiliriz? Öyle de yapabiliriz. Aslında evet, doğru söylüyorsun. Bugün içinde bulunduğumuz araç, o CRD dediğimiz modelimiz dizel bir otomobildi. Bugünkü yine 1.6 litre motor hacmine sahip 180 beygirlik benzinli GDI turbo motoru. Bu da bayağı bir ivme kazandırıyor bu arada sıfırdan yüze. Yani şimdi kilo olarak
1.6 tonluk bir aracın içindeyiz. Ancak 9 saniyede de 0'dan 100'e hızlanması var. Yani motorun performansını zaten dışarıdaki konuşmalarımızda da en ibaresinin Hyundai'nin sportif karakterini öne çıkardığından söz etmiştik. Burada da zaten motor gücüyle, performansıyla bu sportifliği sunuyor. Sunuyor. Yani en'i gördüğümüzde daha sportif olduğunu anlamış oluyoruz. Doğrudur. Bu sezonun içinde. Yani evet. Spor derken tabii ki tasarımda da dışarıdaki tasarım gibi içeride de değişik bir tasarımla ve de daha önce tanıttığımız Elite Plus, yani modelin en üst donanım paketine sahip modeliydi. O unsurların tamamı üzerinde olmak kaydıyla en karakterini içeride ve dışarıda bize evet. sunuyor. Hani motor seçeneğini bir kenara bıraksak da sonuçta küçük küçük makyaj değişiklikleriyle en'i hissettiriyor bize. Evet, evet. Hyundai'nin en'i, öyle diyelim. En Hyundai'yi. En Hyundai. Yeni bir isim kazandırdık bence. Yani 265 Nm torka sahip bir araç. Gayet yüksek bir SUV için. SUV için. 200 km maksimum sürat tanımlanmış kendi verilerinde. O da yüksek. Gayet iyi tabii ki yani. Bakıldığı zaman şimdi bir yandan da aracın içinde şu anda yol alırken ne kadar sessiz bir ortamda yol evet. aldığımızı da dile getirmek lazım. Aslında bu sohbeti önde tanıtım yaparken açılışta da seninle konuşabilirdik ama o kadar sessiz arkamızda çalıştı ki aklımıza gelmedi. Değil mi? Motorun sesini... Dikkat ettin mi? Biz önde açılış yaparken aslında motor çalışıyordu. Doğru. Ben dikkat ettim ama ses olarak... Hiçbir şey yoktu gerçekten. Aynı şeyi şu anda biz iç konforda da hissediyoruz. Yol ve motor gürültüsü yok araçta. Güzel. Bisikleti evet. algıladı. Onun için de uyarı yaptı evet. değil mi? Frenleme dahi yapabilirdi sen frene müdahale yani, etmesen. Motosiklet ve bisiklet kullanırken de trafikte dikkat edelim. Arkadaşımızın yaptığı gibi yapmayalım bu arada. Evet. Orta aracımız çizginin kadar, üzerinde. Yani aracımız ne kadar otomasyonda onu algılasa da bu tehlikeli tabii ki. Hani artık o konulara çok fazla yer vermiyorum özellikle çünkü tüm araçlarda bu güvenlik opsiyonları çok ilerlemiş vaziyette. Yani yayayı algılama, bisikletliği algılama, buna göre sen tedbir almıyorsan aracın kendisinin tedbir alması, bunlar gerçekten ama %100 sonuca ulaştıracak diye bir kaide yok. Onun için yine insan unsuru olarak bizim trafikte yaya da olsak, bisiklete de binsek, otomobile de binsek, neye biniyorsak binsek, ya şu karayoluna çıktığımızda dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi ben yine devam ediyorum iç konforundan. Yani yine kapı kollarında bu piano bilekler çok değil hoş mi? Olmuş. Arka tarafa döndüğümde... O koltuklardan bahsetmen koltuklardan, lazım. Evet, yani üç kademeli sırtlık ayarı da yapılabiliyor. Arkaya yaslanabiliyor. Arkadaki yolculuk edecek kişilere kalan dispayı çok fazlasıyla var belli. Ve koltukların oturmaları çok rahat. Şu anda benim bulunduğum sağ koltukta da çok rahatım. Yani zaten gün geçtikçe hani güvenlik anlamında birçok şey devreye giriyor ama bunun artısında da konfor artık çok ön planda gibi sanki. Artık performanslar, tüketimler belli limitlere her markada ulaştı. Bundan sonra farklılığı yaratmak o otomobilin içindeki seyahat rahatlığı. Yani gerçekten şu anda kendimi rahat hissediyorum. Eşyalarımı koyacak bir sürü yer görüyorum. Bu yanda bir cep var, kapı içinde cep değil var. Şu yandaki çok dikkatimi çekti evet. benim. Ambiyans ışığı da hani değiştirebilirsiniz bu arada. Ambiyans ışığıyla beraber de çok şık bir görünümü var. İstediğiniz her şeyi koyun. Yani olması gereken aslında bütün otomobillerde aradığımız bir şey bu. Bu 10.25 inçlik her iki ekranda gerek sürücü gösterge ekranı gerek multimedya ekranı olsun çok kullanışlı, çok rahat ve özellikle burada sesli not diye bir şey gördüm. Yani aracı kullanırken aklına bir şey geldiği anda nereye telefona mı yazayım ya unutur muyum tak buradan sana bu imkanı sunmuş çok hoşuma evet. gitti. Oluyor çünkü bu yaşanıyor. Tabii telefonla biriyle konuşursunuz ama rica ediyoruz kulağınıza dayarak değil de hiç olmazsa bir kulaklıkla konuşun.
Herhalde orada söylenen bir şeyi not alabiliyoruz burada. Evet, bir tuşa basmakla not alabiliyorsun. Şu anda record tuşuna basacak olsam bizim bütün bu konuşmalarımız kayıt altına alacak ve orada da yazıyor zaten sesli notlar silinene kadar kayıtlı kalırlar diye de. Bu da vallahi nefis. Hoşuma gitti. Sen karıştırırken onu biraz önce gördün. Evet. Ekranda neler hani var, neler var yok, mı diye. Farklılık diye. Ya çünkü yeni bir otomobil geldiği zaman hani bu insanın ihtiyaçlarıyla mı orantılıdır bilmiyorum ama bir farklılık arıyorsun aslında. İster istemez arıyorsun tabii ki yani. Ama biz her otomobilde vallahi tasarımcıları tebrik ediyorum. Her otomobilde bir tane buluyoruz. bir şey var. Bir yenilik yakalıyoruz. Bir taraftan da şöyle bu ekranların o kadar çok kullanım noktası var ki artık bir kopilotsuz da seyahat etmemek lazım diyeceğim. Hani yani sürücünün bütün buradaki komutlara hakim olma ihtimali çok zor. Aynı esnada da hem arabayı kullanayım hem burada ne var bakmak da mümkün değil. Bu ekran kullanımlarını bence mutlaka sağ koltuktaki yolcuların yapması lazım. Çok mu karışık diyorsun? Ne olursa olsun çok fazla seçenek var burada. Ama bizler zaten de meraklıyız. Evet. Burada ne var diye oynamayı severiz. Birçoğunu zaten önceden ayarlama şansınız da var. Ama benim dikkatimi çeken bir tane yine birkaç otomobilde daha hani marka ve isim vermeye ne kadar gerek var bilmiyorum ama şu ekranda sinyal verdiğimiz zaman döneceğiniz tarafla ilgili görüntü düşüyor. Bu 360 dereceden daha bahsetmedin ama. Evet, daha girmedim o kısma da. Şimdi zaten bundan önceki Tucson modelinde de en ilgimi çeken şeylerden birisiydi bu söylediğin. Evet. Yani sinyal verdiğin anda mesela ekrana gösterge getirdim içerisinde kamerayla hem dikiz aynası olarak hem oradan çok geniş açılı bir ekran görüntüyü gözlerinin önünde görebiliyorsun. Evet, sağa ve sola verdiğimizde ben şimdi vereyim gerçi dönmüyoruz ama. Muhteşem bir olay. Beni çok etkiledi bu. Evet. Ve açısını da ben çok beğendim. Kameranın açısında da çok geniş açılı. Rahat rahat görüp oradan da kör nokta. Yani kör nokta uyarı sistemi zaten var ama kör noktayı da oradan görüntüye getirebiliyor. Yani tabii sen de söyledin. Şimdi o kameralarla yola çıktığımız zaman aracımızda 360 derece kamerayla görebiliyoruz. Parkta veyahut da istediğin zaman da şu anda mesela arkadan yaklaşan otomobili görebiliyoruz. Buradan seçerek, ayarlayarak hepsini değil mi? Değiştirerek. Şimdi yukarıdan görmemiz de çok enteresan. Kendimizi ve bütün gerçekten yan taraftaki şimdi ağaçlardan geçiyoruz, gölgesine kadar görüyoruz. Bunlar işte yani insanı heyecanlandırıyor bir otomobilin içinde. Fakat dediğim gibi bunları bir kopilotun oynamasında fayda var ama her koşulda. Bu arada Ceyhan abi yani bunları gördükçe iştahlanıyorsun. Her iştahlandığında da diyorsun ki daha iyi çözünürlüklü lazım. Daha iyisi, daha iyisi. Hep iyisini ister ya insan. Ya zaten artık öyle ki otomobil kullanıcısı olarak eskiden bir otomobili satın aldığımız zaman işte biz buna en az 2 yıl, 3 yıl bineriz, sonra yenileriz. Şimdi artık neredeyse aylık farklarla değişik teknolojileri görmeye başlayınca her gördüğümüz otomobilde bir ay sonra, 2 ay sonra bunu değiştirip onu gibi bir hisse girmeye başlayacağız. Ama maalesef ki tabii ekonomik sebeplerle şu anda bunu gerçekleştirmek çok güç ama bir yıl içerisinde bu programımıza başladığımız bugüne kadar ilk bindiğimiz otomobilden bugüne kadar çok değişik teknolojilerin devreye girdiğini birlikte yaşıyoruz. Evet. Kullanım olarak da hemen söyleyeyim, çok yumuşak bir direksiyonu var. Yumuşaklıktan kasıt şu, size yine konfor sağlayan bir kullanımı var. Bu muhtemelen hızlandığında sertleşen bir direksiyon sistemi gibi hislik veriyor bana. Hissiyatı bu. Kavraması çok iyi. Yüksek bir araç olmasına rağmen hani virajlara çok daha sert, hızlı girmedik ama yine verdiği hissiyat gayet tutunan bir sisteme sahip. Bu arada ivmelenmesi dikkatimi çekti benim. Gelirken daha hani bu sohbetin içinde yok ama bu arada gelen her sinyal bir otonom sisteminin devreye girdiğini gösteriyor. Onu da söyleyelim. Ya çizgi şerit takip sisteminden evet, devreye giriyor veya bisikleti algıladı, kediyi algıladı, hep sürekli uyarıyor sizi. Bu bazen bazı sürücüleri rahatsız edebilir diye düşünüyorum ben. Bu kadar çok oradan dıt buradan bıt. Alışacağız. 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 Bu bir evrim süreci aslında otomobil kullanımında.
Yani. Bu arada şu anda sadece normal modunda sanıyorum kullanıyorsun aracı. Evet. Eko modu var, sport modu var. Belki sport moda bastığında daha farklı sesler de ortaya çıkıyor. Burada hemen mesela değiştirelim. Şimdi sport moduymuş bu. Normal'i alıyoruz, Eko'yu alıyoruz ve tekrar sport'u alıyoruz. Sport'ta bu arada devir saatimiz altta görünüyor. Gayet güzel. Değişik. Yani baktığımızda yokuş yukarı kalkış sistemi, destek sistemi, yokuş iniş destek sistemi. Burada hepsi var bu arada. Evet. Yani sanki evet. Arazi konumu varmış gibi. Hani hibritte gerçekten arazi konumu var ama bunda da varmışçasına o seçenekler konmuş. Bu arada 54 litrelik bir tankı var. Benzin yakıt, deposu. Yakıt durumu nasıl? Yani ortalama verilere baktığınızda 7.3 litre olarak gösteriliyor bu. Vallahi bence çok iyi. Gayet başarılı. Gayet başarılı. Bunun yanı sıra karbon monoksit emisyonu da oldukça düşük veriler. Ha, önemli bir şeyimiz daha. Hyundai'nin 4x4 sistemine sahip bir otomobilin içindeyiz. Evet. Heatrack. Burada buradan kilitlisini de kullanabiliyoruz. Evet, diferansiyel kitleme de yapabiliyoruz. Yani tabii ki bu sürekli 4x4 sistem değil. Tamamen akıllı kontrol edilebilen bir 4x4. Yani ihtiyacına göre torku aktarması gereken lastiğe aktarabilen bir sistem. Hani 4 lastiğin sadece biri tutunuyorsa, hı hı, o lastikten çekiş sağlıyor. Evet. Hangi şanzıman? 7 ileri. 7 ileri DCT şanzıman mevcut aracımızda. Krell Premium ses sistemi 8 hoparlörlü. Onu tercih etmiş Hyundai. Bundan evet. önceki Tucson modellerinde de onu gördük. Gayet de başarılı bence. Hani ses hani, sistemini çok açıp test etmiyoruz ama. Yayında test etmiyoruz. Yoksa yolda, yolda giderken evet. Gayet hani güzel. Sizin adınıza biz güzel diyebiliriz. Evet. Son ekleyeceğim bir şey var mı? Vallahi yani ben takdir ediyorum Hyundai'yi gerçekten. Elinize sağlık. Güzel bir otomobil üretmişsiniz. Çok güzel bir otomobil üretmişler. Bunu vicdan ferahlığıyla söyleyebiliyorum. Panoramik camı unuttuk. Aa, tabii ki yani panoramik camımız o da açılabilen. O yine da buradan komple camı da açılabiliyor rahatlıkla tek tuşla. Bunu da çok pratik yapmışlar. Çok hoşuma gitti. İkisini de yani perdeyi de camı da tek tuşla halletmişler. Sürekli bastığımızda önce camı kapatıyor. Ondan sonra? Evet, ondan sonra da perdeyi kapatıyor. Şimdi evet, bu camı açınca ben bir şeyi atladığımızı hissettim. Kamerayı da unuttuk bu arada. Kamerayı da unuttuk, o ayrı da. Ne kadar sıcak oldu bir anda. Evet. Aracın solar camlarla donatıldığından söz etmemiştim. Onu da evet. belirtmek isterim. Yani üst camımız da solar, yan camlarımız da solar ki bu güneşin sıcak etkisini oldukça değiştiriyor. Sonuna geldik Ceyhan abi. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. Böyle güzel otomobillerle beni ağırlıyorsun. Ben çok mutluyum. O zaman ağzına sağlık. Haftaya yine birlikte olalım. Görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin.